Kükürtün bağırsaklardaki mucizevi etkisi. Bedenimiz evimiz gibidir. Nasıl ki evimizi temiz tuttuğumuzda orası daha yaşanır hale gelir, bedenimiz de temizlendiğinde bütün organlar daha iyi çalışır, kendimizi daha iyi hissederiz. Gün boyunca dışarıdan gelen ısı, ışık, ses ve koku gibi etkilere karşı kendimizi korumak için çeşitli önlemler alırız. Havanın durumuna göre giysilerimizi seçip bedenimizi sıcak veya soğuktan koruruz. Gözümüze fazla ışık geldiğinde ışığı kısarız. Çok gürültülü ortamlardan rahatsız olduğumuzda oradan uzaklaşırız ya da mümkünse sesi azaltırız. Aynı şekilde kötü kokan ortamlardan ya uzaklaşır ya da temizleyerek kokuyu gidermeye çalışırız. Peki ya bedenimizin içindeki kirlerden kurtulmak için ne yaparız? Elbette bunun içinde pek çok yöntem var. Bunlardan birisi dahili kükürt kullanımıdır. Kükürtün mikropları öldürdüğü oldukça eskiye dayanan bir bilgidir. Kükürt ilk kez 1777 yılında Lavoisier tarafından bir element olarak adlandırıldı. Bu bilgi 1810 yılında Gay-Lussac ve Tenard tarafından laboratuvar ortamında yapılan deneylerle doğrulandı. Ülkemizde ilk kükürt fabrikası 14 Haziran 1935 yılında Atatürk'ün emriyle Isparta Keçiborlu'da kuruldu. Ancak 1994 yılında kapatıldı. Kükürtün sözlükte İngilizce karşılığı sülfür olarak geçer. Periyodik tabloda S simgesiyle gösterilen kükürt 16 atom numarasına sahip bir ametaldir. Limon sarısı renkte, katı halde bulunur. Tatsız, kokusuz bir maddedir. Isıyı ve elektriği iletmez. Kükürt, bakterileri öldürme özelliğinden dolayı günümüzde de gıdaların çabuk bozulmalarına engel olmak için kullanılır. Eski zamanlardan beri bilinen bu gıda koruyucu madde, meyve ve sebzelerin kurutulması sırasında mikroorganizmaların artmasını önlemek, raf ömrünü uzatmak ve antioksidan amaçlı olarak reçel, marmelat, şarap gibi ürünlerde kullanılacak meyvelerin taze olarak saklanmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, gıdalarda kullanılacak kükürt için uygun miktarlar belirlemiştir. Kükürtü en çok tarımda bitkileri haşerelerden korumak için kullanıldığı haliyle biliriz. Bunun dışında insanlarda saç, cilt, tırnak problemlerinde sabun, krem, şampuan, pomat ve benzeri şekilde de kullanılmaktadır. Halk arasında uyuz ve egzama gibi cilt hastalıklarında mangal külü ya da zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Ancak kükürt halk arasında alerjiye karşı leblebi unuyla ya da balla karıştırılarak kullanılsa da bu dahili yani ağız yoluyla alınarak kullanımı pek fazla bilinmez. Bazı çiftçiler hayvanların bağırsaklarındaki parazitlerden kurtulmaları için onların yemlerine kükürt eklerler. Kükürtün ağız yoluyla kullanımı pek yaygın bilinen bir bilgi değildir. Bağırsakların insan bedeninde ikinci beyin olması ile ilgili konuşmalara son zamanlarda sıkça rastlıyoruz. Hatta yeme alışkanlıklarımızı bağırsaklarımızın belirlediğini, diyabet, obezite, çölyak gibi vücut için anormal sayılan durumların sebeplerinin bağırsakların düzgün çalışmaması olduğunu her fırsatta duyuyoruz. İnce bağırsaklar yediğimiz yiyeceklerin kana geçmesini sağlarken, kalın bağırsaklar gereksiz atık ve zehirlerin vücuttan atılmasında önemli rol oynarlar. Bağırsaklar düzgün çalışmadığında yediğimiz gıdalardaki vitamin ve mineraller kan yoluyla diğer organlara gidememekte, vücut besinsiz kalmaktadır. Beslenemeyen organlar enerjisini kaybederek görevlerini tam olarak yerine getiremeyebilirler. Kimyasal gübre, ilaç ve genetiğin değiştirilmesi sonucu bazı gıdaların yapısı gün geçtikçe bozulmakta, doğal hallerinden uzaklaşmaktadır. Vücut kendisine yabancılaşan bu maddeleri tanıyamadığı için çoğu zaman onlarla savaşamamaktadır. Dışarı atılamayan bu zehirli yabancı maddeler bağırsaktaki kandida denilen mayalar tarafından beslenmekte, orada kendine yer bulup yerleşmektedirler. Bazı durumlarda vücut bunları tolere edebilmekte, orada bulunmalarına rağmen kendini koruyabilmekte, bazı durumlarda ise bu yabancı maddeler bağırsakta zararlı bakteri ve mantarlar olarak yönetimi ele geçirip bağırsakların temizleme ve besleme görevini yapmasına engel olmaktadırlar. Çeşitli şekilde zarar gören organlar kendini bir şekilde korumaya alarak görevlerini yapmaya çalışırlar. Kandida, bütün insanların bağırsaklarında var olan bir çeşit mayadır. İlaçlar ve sağlıksız gıdaların oluşturduğu zehirli maddeleri bağırsaklarda tutar, bakteri ve mantarların çoğalmasını sağlar.
kandidanın sebep olduğu bakteri ve mantarlar bağırsak duvarını aşındırarak veya delerek bağırsak mukozasına zarar verirler. Bağırsaklar normal çalıştığında gıdaların faydalı kısımlarını süzerek kana geçirirler. Zararlı olanları dışarı atarlar. Ancak bağırsak duvarı zarar gördüğünde veya delindiğinde zararlı maddeler kana geçerek vücuda dolaşmaya başlarlar. Bu arada vücut zarar gören yerleri tamir etmeye çalışır. Aslında vücudun ihtiyacı olmayan bazı atık maddelerle buraları tamir etme yoluna gider. Depoladığı atık maddelerle zarar gören bağırsak duvarlarını kapatmaya çalışırlar. Vücudun depoladığı maddelerden birisi de kalsiyumdur. Bağırsak duvarı kendi yapısına uygun olmayan maddelerle bağırsakta oluşan bu delikleri kapatmaya çalışsa da bağırsak eski geçirgenliğini kaybeder. Kana geçen toksik maddeler vücuda dolaşır. Vücuttan atılamadığında depolanan zehirli maddeler çeşitli organlarda birikerek farklı hastalıklara sebep olurlar. Mesela fazla kalsiyum kireçlenmeye sebep olabilir. Dışarıdan alınan gıdaların azaltılması ya da elenmesi bağırsakları düzeltmeye yetmeyebilir. Bağırsaklardaki bu zararlı maddelerin dışarı atılması çok önemlidir. İşte yeni yapılan çalışmalarda kükürtün bağırsaklardaki bu bir türlü atılamayan bakteri, mantar ve fazla kalsiyumu vücuttan attığı, bağırsakları onardığı tespit edilmiş. Yenilebilir toz kükürtün günde 1-2 tatlı kaşığı ağız yoluyla alındığında bağırsaklarda biriken ve bir türlü atılamayan toksik maddeleri ve fazla kalsiyumu attığı keşfedilmiş. Özellikle fazla kalsiyumun eritilerek vücuttan atılmasında kükürtün öneminden bahsedilmektedir. Kükürt fazla kalsiyum ve toksik maddeleri vücuttan atmakla kalmayıp bağırsak duvarını da tedavi etmektedir. Bağırsağın temizlenmesiyle eski geçirgenliğine kavuşan bağırsak duvarı faydalı elementlerin tekrar kana geçmesini sağlar. Böylece organlar yeniden ihtiyacı olan oksijene kavuşmuş olurlar. Oksijen vücudumuz, özellikle beynimiz için çok önemlidir. Beynin sağlıklı çalışmasını sağlayan oksijenin vücutta dengeli dağılmasını sağlar. Karaciğerde safra üretimini arttırır. B grubu vitaminlerinin işlevlerini yerine getirmesine yardım eder. Peki kükürt nasıl içilmelidir? Günde 1-2 tatlı kaşığı kokusuz yenilebilir toz kükürt içilebilir. 1 tatlı kaşığı toz kükürtü aldıktan sonra hemen ardından su içerek tüketebilirsiniz. Ancak burada verilen önerileri araştırmadan kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu videodaki kükürtle ilgili bilgiler birkaç yabancı doktorun araştırmalarına ve yazdıkları kitaplara dayanmaktadır. Anladığım kadarıyla kükürt, bağırsak sağlığı açısından bakterileri öldürme, vücuttaki kireci çözme konusundaki etkilerinden dolayı önümüzdeki günlerde oldukça konuşulacak gibi görünüyor.